Kulaca Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, Türkiye'de ilk kez üretilen sertifikalı tohumluğun Kulaca Kalkınma Kooperatifince hayata geçirildiğini söyledi. 5 ton. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uğur, bu üretimin ilerleyen yıllarda İnegöl'e büyük kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Tabii ki İnegöl biliyor, İnegöl'de her platformda işte sanayi yanında tarımın da olduğu söyleniyor. İnegöl'ü temsil eden dostlar da bunu zaman zaman dile getiriyorlar. Ama İnegöl alası dediğimiz çerezlik ayçiçeği tohumu için aşağı yukarı 6 yıldır uğraşılıyor. Ve bu sene bizim yani 2016 yılında Uludağ Üniversitesi arazilerine ektiğimiz 25 ton civarında ayçiçeği yaptık. Bunu da Bursa tohumculukla ilaçlamasını ve paketlemesi işini yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda tabii ki bu hem çevre köylerde yayılacak ve İnegöl için büyük bir kazanç olacaktır. Bugün ya elimizde yaptığımız ve o da posta posta yapılır. Şu anda 10 ton üzerinde ambalajlanmış durumda ayçiçeğimiz vardır. Ve bu Türkiye'den de talepler vardır. Bunların içerisinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin bir isteği var. Bunu hazırlanıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu çok çok daha talep olacak ve bizim çiftçimizde, köylümüzde, kooperatifimizde bundan istifade edecek diye düşünüyorum. Çerezlik ayçiçeği yetiştirmek oldukça zor çünkü İnegöl alası ayçiçeğinin cinsini, menşeini korumak için değişik yerlerde değişik işlemde yapmak gerekiyor. Ayçiçeğin tozlanması oldukça kolay olduğundan tohumluk ekilen yerlerde etrafında 2000-2500 metre etrafında başka ayçiçeği olmaması gerekiyor. Veyahut da münavile ekmek gerekiyor. Diğer ayçiçekleri ekildiğinden ya bir ay önce ya bir ay sonra ekip tohumluğun kendisini koruması gerekiyor. Yahut da ilk bölgelerde, değişik bölgelerde ekilmeyen yerlerde o ayçiçeğini ekip tohumu devam ettirmek gerekiyor. İşte biraz zorluğu odur. Ama biz bu zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Ve bu sene belirli bir yere geldik. Artık sertifikası da alındı. Ve biz tabii ki bunu yaparken de her yıl Tarım İl Müdürlüğü ve Bitki Koruma Şubesi ile devamlı çalışılıyor, devamlı kontrol oluyor. Alınıp numuneler Sortix'ten geçirdikten sonra yine bakanlığın tohumla ilgili test merkezine gönderiliyor. O test merkezinden de geçtikten sonra satışa sunuyoruz.